Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz çarşamba günü yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri tarafında askıdaki konut satışları Kasım ayında %0,9'luk artış beklentileri karşısında %2,6 düşüş gösterirken Cumhuriyetçi Senatör çoğunluk lideri McConnell 2000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında dolardaki zayıf görünüme ek olarak Türk lirasındaki değer kazanımları kurun 7,35 seviyesini test etmesine neden oldu. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 7,36 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 7,40, 7,44 ve 7,48 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte Kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,34, 7,30 ve 7,26 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çarşamba günü yurt içi ve Euro bölgesinde nispeten zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Dikkatler Avrupa Birliği ile İngiltere arasında imzalanan ticaret anlaşması ve aşı imsali üzerindeydi. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler sonucu Türk lirasının birçok ülke para birimi karşısında kazancını sürdürmesi çaprazda aşağı yönlü hareketlerin devam etmesine neden oldu. Euro Türk Lirasına teknik olarak baktığımızda 9,04 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 9 Türk lirası destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 9,07 9,15 ve 9,22 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte Çaprazdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 9,02, 9, 9 Türk lirası ve 8,96 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise salı günü Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerikan doları çevresinde devam eden zayıflık, paritede yukarı yönlü tepkilerin hız kazanmasına neden olurken, geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri tarafından askıdaki konut satışları Kasım ayında %0,9'luk artış beklentileri karşısında %2,6 düşüş kaydederken, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri McConnell 2000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrası dolardaki zayıf görünüm paritede yükselişlerin sürmesine neden oldu. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,2280 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2260 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,23, 1,2320 ve 1,2350 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,2260, 1,2240 ve 1,22 10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise geçtiğimiz salı günü dikkatler OPEC Plus'ın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken stok verileri öncesi iyimserliğin devam etmesi Brent petrole destek sağlamıştı. Dün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde azalan stoklar ve İngiltere'nin ikinci bir koronavirüs aşısını onaylaması Brent petrolde yükselişi sürdürürken gelecek yıla yönelik arz endişeleri yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 51,50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 50 dolar destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 52 dolar, 53 dolar ve 54 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 50 dolar, 49 dolar ve 48 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take it slow